Kralın danışmanı siz kral ve kuş arasındaki konuşmayı izliyor ve biraz kıskanmaya başladı. Çünkü kralın en yakın danışmanı olarak krallıktaki en zeki insan olduğunu düşünüyor. Ve sonunda dayanamıyor, söze giriyor ve şöyle diyor. Eğer sen ve bu kuş o kadar akıllıysanız meyve fiyatları bulmacasını çözsenize. Meydan okuyor. Kral da şöyle diyor. Evet, biz buna bir cevap bulamadık. Hemen onlara meyve fiyatları bulmacasını anlat. Danışman da anlatmaya başlıyor. Meyvelerin kilo fiyatlarını bulmak istiyorduk ama biz yalnızca toplam harcadığımız parayı hatırlıyoruz. Bir hafta önce pazara gittiğimizde, pazara gittiğimizde, kral demek ki pazara gidiyor, çok alçak gönüllü bir kral. 2 kilo elma, 1 kilo muz aldık ve 3 lira verdik. Ondan önce gittiğimizde 6 kilo elma ve 3 kilo muz aldık ve toplam 15 lira harcadık. Peki, elmanın ve muzun kilo fiyatı nedir? Kilo fiyatı nedir? Siz kuşa bakıyorsunuz, kuş size bakıyor ve kuş kralın kulağına fısıldıyor. Kuş şöyle diyor. Değişkenler tanımlayıp bu durumu cebirsel olarak ifade edelim. Ve zaten böyle yapmalısınız. Elma ve muzun kilo başına fiyatını bulmak istiyoruz. Değişkenleri tanımlayalım. Diyelim ki, a eşittir bir kilo elmanın fiyatı B eşittir 1 kilo muzun fiyatı. Peki bu ilk bilgiyi, bu bilgiyi nasıl yorumlayabiliriz? 2 kilo elma ve 1 kilo muza 3 lira ödedik. Elmalara ne kadar ödedik? 2 kilo çarpı 1 kilonun fiyatı çarpı A bu elmalar için ödenen miktar. Muz için ödenen miktar ne? 1 kilo çarpı 1 kilonun fiyatı. Yani sadece B yazıyoruz. Muzu ödenen para bu. Çünkü 1 kilo muzu aldığımızı biliyoruz. Elma ve muzu ödenen para 2A artı B olacak ve bunun 3 lira eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi diğer pazar alışverişi için aynı şeyi yapalım. O neydi? 6 kilo elma için ödenen para 6 kilo çarpı 1 kilonun fiyatı A olacak ve muz için ödenen para da 3 kilo muz almıştık ve muzun kilosu b liraydı. Ve burada elma ve muzu ödenen, birlikte ödenen para 15 lira eşit. Şimdi bu denklemleri nasıl çözebileceğimizi düşünelim. Yok etme veya yerine koyma yöntemi uygulayabiliriz. İstediğimiz gibi çözebiliriz. Grafikle de çözebiliriz. İsterseniz önce yok etme yöntemini deneyelim. İlk olarak diyelim ki a değişkenini yok edeceğim. Burada 2a var. Şurada da 6a var. Bu sağdaki denklemin tamamını eksi 3 ile çarparsam, bu 2a eksi 6a olur. Ve şununla sadeleşir. Bu işlemi yapalım. Bu denklemin tamamını, tamamını eksi 3 ile çarpayım. Çarpı eksi 3. Eksi 3 çarpı 2a eşittir eksi 6a Eksi 3 çarpı b eşittir eksi 3b ve eksi 3 çarpı 3 eşittir 9. Şimdi iki denklemi taraf tarafa toplayabiliriz. Bu denklemin sol tarafını, şu denklemin buradaki denklemin sol tarafına, bu denklemin sağ tarafında şu denklemin sağ tarafına ekleyebiliriz. İki tarafa aynı şeyi ekleyebiliyoruz çünkü bunun şuna eşit olduğunu biliyoruz. Bunu yapalım. Sol tarafta 6a ve eksi 6a sadeleşti. Başka ilginç bir durum daha ortaya çıkıyor. 3b ve eksi 3b de birbirini götürür. Yani sol tarafta 0 kalır. Sağ tarafta ne kalır? 15 eksi 9 eşittir 6. Bu garip ifadeyi elde ettik. Değişkenlerin hepsi gitti ve bu acayip mantık dışı 0 eşittir 6 ifadesi kaldı. Peki burada neler oluyor? Neler oluyor dediniz ve hemen kuşa döndünüz. Çünkü kuş bu kuş beyinli arkadaş. Sanırım odadaki en bilgili, en zeki yaratık. Ve kuş kralın kulağına fısıldıyor ve kral diyor ki, kuşa göre çözüm yoktur, en azından grafiğini çizin de nedenini anlayın. Ve siz bir şekilde kuşun mantıklı konuştuğunu düşünüyorsunuz. Ve şimdi bu iki denklemin grafiklerini çizelim ve neler olduğunu görelim. Denklemlerin her birini alırsınız ve grafiğini çizmeden önce eğim kesim noktası formunda ifade edersiniz. Bunların ikisinde de b'yi yalnız bırakayım dersiniz. Bu ilk denklemde b'yi yalnız bırakmak isteseniz ne yaparsınız? İki taraftan da 2a çıkarırsınız. İlk denklemin iki tarafından 2a çıkarırsanız, b eşittir, eksi 2a artı 3 olur. Şimdi ikinci denklemde b'yi yalnız bırakalım. Ne yapacağız? İlk olarak iki taraftan da 6a çıkarırız. Şurada b işlemi yapalım. 3b eşittir, eksi 6a artı 15 ve sonra iki tarafı 3'e bölersiniz ve b eşittir eksi 2a artı 5 olur. Yani ikinci denklem b eşittir eksi 2a artı 5 oldu. Daha grafiği çizmedik ama ilginç bir durum ortaya çıkacak. B'yi tek başına bıraktığımızda eğim aynı çıkıyor, ama b kesenleri sanki farklı gibi. Grafiğin çizip neler olduğuna bakalım. Buraya eksenleri çizeyim. Buna b eksen diyelim. Bu da a ekseni olsun. Bu ilk denklemin b keseni artı 3. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. İlk denklemin b keseni artı 3 ve eğimi eksi 2. Her sağa 1 gittiğinizde aşağı 2 gideceksiniz. Sağ 1, aşağı 2 gidiyorsunuz. Sağ 1, aşağı 2. Yani doğru şuna benziyor. Şöyle bir şeye benzeyecek. Şimdi de şu yeşil denklemin doğrusunu çizeyim. B keseni 5, yani burada. Ama eğim aynı. Eğim eksi 2. Yani şöyle bir şeye benziyor. Ve hemen burada kuşun haklı olduğunu gördünüz. Denklemlerin çözümü yoktur çünkü denklemlerin grafiği paralel doğrulardır yani kesişmez. Kesişmedikleri için çözüm yoktur. Bu denklemlerin ikisini birden sağlayan hiçbir x ve y değeri xy çifti yoktur. Veya 0'a 6 yapan x ve y değeri bulamayız diye de ifade edebiliriz ve hemen olaya uyanırsınız. Danışmanın sizi şaşırtmak, sizi tuzağa düşürmek istediğine uyanırsınız ve danışmana size tutarsız bilgi verdiğini söylersiniz. Bu denklem sistemi tutarsızdır. Tutarsız. Çözümü olmayan doğrularının kesişmediği bir sistem için bazen bu terimi kullanırız. Bu yüzden bu bilgi yanlıştır. Ya yalan söyleniyor olabilir veya toplam tutar yanlış hesaplanmış olabilir veya 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 veya, veya elma ve muzun fiyatı iki alışveriş arasında değişmiş olabilir. Bunu belirttiğinizde kuş kralın kulağına bu arkadaşın cebir bilgisi de fena değilmiş diye fısıldar.